Pazar tarihinde hep havuççuluk vardı. Üretim kapasitelerinde Türkiye'de hep birinci olarak geldik son 5 yıla kadar. Ama son 5 yıldır Konya'da bizim ön planımıza geçti. Yani üretim kapasitesinde geçti aslında, kalitede değil. Kalitede, çünkü Beypazarı havucu deyince bütün pazarda, bütün marketlerde Beypazarı havucu olarak ayrışır. Bu bir markadır. Çünkü kalitesi, tadı, sululuğu, rengi, raf ömrü tamamen farklıdır Beypazarı havucunun. Bu da toprak yapısından kaynaklanıyor işin açıkçası. Havucumuzun işlenmiş ürünler haline gelip katma değer sağlayabilmek için havuç üstünden havuç lokumuna coğrafi işarete başvuru yaptık ve aldık. Belirgin özelliği havuçtur. Çünkü havucumuzun tadı, tatlılığı havuç lokumunun belirleyici özelliğidir bizim. Başka bir yerde aynı havuç lokumunu başka bir havuçla yapamazsınız. Bu bizim belirleyici özelliğimiz ve coğrafi işaretli ürünün ana belirleyici unsurudur Beypazarı havucu. Beypazarı havuç lokumu, bizim ustamız vardı Mehmet Çağran isminde. Bu ustamızın icadıdır havuç lokumu. Yaklaşık bir 20 senedir falan yapıyoruz. Havucumuz meşhur zaten Beypazarı toprağının özelliğinden dolayı. Her yerde havuç var ama bizim Beypazarı'nın havucu daha bir farklı. Üretim yapıyoruz işte, Beypazarı'nın tanıtım amaçlı da oluyor zaten. Lokumun tarihçesi malumunuz uzun yıllara dayanıyor. Tabi bu noktada ulusal düzeyde Türk lokumu var. Biz de zaman zaman, biz ve bazen taşrada görürsünüz, yöreye ait lokumlar var. Biz de havucu nasıl geçmişte değerlendiririz diye düşünürken havuç lokumunu bulduk. Şu anda da havuç lokumunun çeşitlerinde havuç lokumu, cezerye gibi çeşitlendirerek günümüze kadar taşıdık. Havuç lokumu diğer lokumlar gibi yediğinizde ağzınızda hani böyle bir sakızımsı, işte kopmayan bir hali olmaz. Her ısırdığınızda, kopardığınızda ayrı bir keyif, ayrı bir lezzet katan böylesi güzel bir üründür. Bu da ilçemizin son zamanlarda havuç lokumuyla alakalı ayrı işletmeler oluşturulmuş ve ayrı ticaret hanelerde ilçeye ekonomik noktada ciddi katkılar sağlayan bir hale dönüşmüş durumda. Güzel bir ürün. Bizim misafirlerimize, hatta şehir dışına çıktığımızda gittiğimizde ikram ettiğimiz, orada sunumunu yaptığımız, hediye ettiğimiz ürünlerimizin başında gelir. Havucu yıkama tesislerinden alıyoruz. Tarladan getiriyorlar, yıkanıyor orada, paketleniyor. Biz bu paketlerden getiriyoruz günlük olarak, taze. Biz burada bir tekrar elden geçiriyoruz havucu. Uzunca bir süre haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kıyma makinesinde çekiyoruz. Çektikten sonra çok da bekletmiyoruz. Çünkü ekşime yapar yaz günü bir taraftan. Normal lokumu 50 kilo şeker, nişasta, limon tuzu. Bu kaynamakta olan lokumun içine atıyoruz çekmiş olduğumuz havucu. Yaklaşık bir 6 saat falan pişme süresi var havuç lokumunun. Piştikten sonra tablalara alıyoruz, döküyoruz tablalara. Bu işte 24 saat gibi bir süre dinleniyor. Dinlendikten sonra kesme ve paketleme aşaması var. Sonra vakumluyoruz ambalaj makinesinde. Sonra satışa sunuyoruz. Güzel bir havuç lokumu yapmanın birinci sırrı mesleğe gönül vermek. En büyük özellik bu olsa gerek. İki, mesleğe gönül verdiğin zaman zaten birçok şey kendiliğinden gelmekte. Ama bunun yanına takviye olaraktan ustayı da usta yapan ham maddedir. Katkı maddelerdir, yan ürünlerdir. Bunlarla birleştiği zaman, ustalığı ve ham maddeyi de birleştirdiğin zaman ortaya, ben inanmıyorum böyle olumsuz bir şey çıkacağını. Mutlaka olumlu bir şey çıkar. İlk zamanlarda tabii yani biraz yadırgadılar. Çünkü ilk üretildiği için. Ama şimdi talep çok. Yani hafta sonları gelen misafirlerimiz mutlaka havuç lokumuyla, Beypazarı kurusuyla dönüyorlar yani. Şimdi coğrafi işareti aldıktan sonra biraz daha güven geldi ürünümüze. Bu güvenden dolayı
satışlarımız biraz daha arttı. Şu an belediye de bizim lokumları tercih etmekte. O da gelen misafirlerine lokumumuzu ikram etmekte. Ankara'dan veya diğer şehirlerden, yurt dışından özellikle Japonya'dan, Çin'den gelenler de var yani Beypazarı'na. Tanındı artık yani. Havuç lokumu içine havuç kattığımız için biz biraz daha havuç onu hafifletiyor. Ağırlık nefasetini damak zevkine göre şekillendiriyor. Yani mideyi bulandırmıyor. Bunu leblebi gibi arka arkaya 3-5 tane atabilirsiniz. Son dönemde çok güncelleşti. Kahvenin yanında efendim normal tüketimde bu şekilde tüketilmekte ürünlerimiz. Dışarıdan ilçemize gelen insanları bunu ikram ettiğimiz, tattırdığımız zaman hemen yani yemeye başladıktan birkaç saniye sonra hemen tepkiler diyor, böyle gözleri faldaşı gibi açılıyor. Yani bir de zaten havuç göze faydalı bir şey ama o amiyane bir şey tabii orada. Yani vatandaş hemen taze ve kıvamında olursa ürün hemen olumlu bir tepki veriyor yani. Hemen ilk duyduğum şey diyor yani. Buna akabinde şey de aldık, coğrafi işaret de aldık. Bu da bizim için çok önemliydi. Bize ayrı bir katma değer kattı. Bunu hafifleten içerisindeki havuç oranı. Kuru olarak %40'a yakın havuç var. Normalde %80 gibi ilk attığımızda. Ama bu buharlaşıyor tabii ki de. Uzunca bir süre piştiği için. %40'a yakın bir havuç kalıyor içerisinde. Bu da lokumun tat oranını hafifletiyor. Yani yemesi daha rahat. Yani yeme açısından daha rahat, daha lezzetli. Yani insanı bıkıtmıyor. Diğer lokumları mesela sade lokum bir tane iki tane yersiniz ama gerisi gelmeyebilir. Havuç lokum öyle değil. Yeme oranı daha yüksek. Birçok insan böyle ağzında yemesi uğraştıran konuyu hele ki dışarıda çok yemek istemez. Hele ki günümüzde en son dönemlerde artık tatlılı, işte karbonhidrat içeren ekmekli ürünlerden falan biraz daha çekinerek, biraz daha uzak durarak yiyorlar. Ama bunda ki öyle değil. Yediğinizde hem o havucun saf, güzel tadını alıyorsunuz hem de sizi yormuyor. Yani uğraştırmıyor. Sanki pasta yer gibi, güzel bir şekilde, çikolata yer gibi çok güzel keyif ve ağzınızda güzel izler, güzel tatlar bırakarak tüketebiliyorsunuz. Bu da dolayısıyla götürdüğünüz noktadaki hediye ettiğiniz insanları hem memnun hem mutlu ediyor. Havuç cezeresiyle biraz karıştırılıyoruz. Biz havuç cezeresi değil, bizimki havuç lokumu. Bizimki lokumdur. Tadı farklıdır. Cezereye ilgilenin karıştırılmaması gerekir. Lokum farklı, cezere farklı. Bizimki lokum, Beypazarı lokumu. Tattıktan sonra insanlar bunun güzel olduğunu görürler. Çünkü Beypazarı havucundan gelen bir tat var onun içinde. Tatlımsı tadı havucundan alır. Havucunun şekerimsi tadını lokuma vermiştir. Buradan kaynaklı bizim lokumumuz farklıdır. Herkesin tatmasını tavsiye ederim şiddetle. Çünkü tadı farklıdır. Normal lokumlara benzemez bizim lokumumuz. Havucundan gelen lezzet vardır, doğal lezzet vardır. Lokum olarak tanıtılmış olması, coğrafi işaretli olması, tabii her bir işaretin incelendiğinde, bakıldığında bulunduğu bölgeye göre ayrı bir tanınması konusunda hem de ekonomik değerleri konusunda ciddi bir katkısı olmuş oluyor. Havuç lokumunun da hem lokum hem de havuçla birlikte özleşmiş olması, birleşmiş olması ilçemize ekonomik değer olarak, katkı olarak da güzel bir katkı sağlamış oluyor. Tabii şimdiden başka illerden, başka ilçelerden bununla alakalı bayilikler, satışıyla alakalı satış noktaları talep eden arkadaşlar var. Üretimini yapan arkadaşlar da bu konuda gayet memnunlar, mutlular. Hatta dışarıda tarif edip, ortaklar bulup kendilerine imalathaneler kurup üretenler ve ilçede bu manada güzel girdiler, katkılar sağlama pozisyonlarında oluşmuş oldu. Beypazarı'nın turizmi,
kültürel turizm ve gastronomiyle ön plana çıkmış turizm. Bizim festivallerimiz dahil, tanıtımlarımız dahil hep mutfağımız ve tarihimizle ön plandadır. Bir ikisi aslında birleşik bir bütündür. Buraya gelen turistlerimiz, misafirlerimiz, tarihi evlerimizi, müzelerimizi gezdikten sonra bizim mutfağımızı tadıp, coğrafi işaretli ürünlerimizi alıp güzel bir şekilde uğurlamak aslında hedefimiz. Bunun üstünde duruyoruz, bunu geliştiriyoruz. Yaypazarı turistik bir yer olduğundan hafta sonları bizim turistlerin yoğun olduğu bir sokağımız var. Bu sokağın hemen hemen çoğu yerine de ürün veriyoruz. Gelen misafirlerimiz havuç lokumu almadan gitmiyorlar yani. Mutlaka havuç lokumu alıp götürüyorlar. Boş dönmüyorlar yani. Ve aldıkları lokumu gittikleri yerden bizden telefonla da istiyorlar. Kargoyla da gönderiyoruz yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.